Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park çalışmaları bitti. Bunun kaydını yine birlikte yapıp yayınlayacağız. Biraz geç kaldık ama kusura bakmayın. Yine çıkanları paylaşmış olacağım sizlerle. Şartlı 3 birinci koşu şartlı 3 yukarı İngilizlerle başlıyor. Şartlı belli değil ama şartlı yarış. Kazanç bölgesi atları getirirler. Çıkan atları almıştım mümkün mertebe. Siyah boyadım atlar, çıkan atlar kesin değil. Gene takip ederseniz iyi olur. Başka bir yerden almıştım ben bunları. Burada gene kazanç bölgesi atı bakın 68 kalite puanını veren 10 nolu sapkan. Kazanma ihtimali yüksek olan bir safkan. Sürpriz yapacak, yapma kapasitesine sahip atlarımız var aşağıda ki yarış bayağı bir beraber ortaklaşa geçecek. 9, 6, 7 ve 9 nolu safkanlar. Bunlar da kalite puanı yüksek olan, sürpriz yapmaya müsait safkanlar haline gelmişler. Aynı şekilde 4 nolu safkan 69'la bunların arkasında gelir. Biraz da karışık bir grup olarak gördüm. Kazanç bölgesinin birinci atı 8 nolu safkan da yarışın içerisinde olur. Direkt atım 9 nolu safkan olacaktır arkadaşlar burada 74 kalite puanıyla. Plasesi 7, 10 bu 3 ikilinin arasına girmeye çalışır. Sürprizlerim 8 ve 4 nolu safkanlar grup birbirine yakın. Diğer atların yazını size bırakırım. 7'li plasenin ilk başlangıç ayağı. İkinci koşudayız. Şartlı dişi. Kazanç bölgesi atları gelir ağırlıklı olarak. Dişi yarış olması sürprize açıktır. Dikkat etmekte fayda var. Altılın ilk ayağı. 3 tane at kalite olarak kendini ayırdılar. Çıkan atlar var. Bildiklerim bunlar. Eğer başka çıkanlar da olursa kalite puanlarına göre değerlendirme yapar yerine koyarsınız. Artık aşinasınız tablolara da. Kazanç bölgesinin birinci atı. 3 nolu safkan. Bizim de favori atımız yanındaki altındaki üstündeki atlar çıkmış durumdalar. Sürprizi bakın altta 3. AGF'lerde gösterilen 2 nolu safkan yapar ve 7 nolu safkan yapar. Bunların arasında geçmesi gereken bir yarış arkadaşlar. Genelde 3 nolu safkanlar bu yerde duran safkanlar yarışlarını kazandılar. 2 ve 7 nolu safkanlar da sürpriz yaptılar. AGF'ler doğru. Yarışın gidişatı yani yarışın oluşumu bu arkadaşlar. 3 atın dışına çıkacağını zannetmiyorum ama dişi yarışı ne olur ne olmaz. Çok at yazmak isteyen arkadaşlara da bir şey demem. Maiden 3 yukarı İngilizler. Yaşlı atlarımız var. İyi yerlerde çıkarlarsa tek önerebilirim ama yeni koşan atlar da var. Biraz sıkıntı onlar. Grubu bozar böyle atlar. Bakıyorum. Maiden koşu 1300 metre kum. Kısa mesafe. O kadar etkilenmez genç atlar diyeyim. Büyük abilerine göre. Gene çıkanları söylemem gerekiyor sizlere. 72 kalite puanı veren tek yarışıyla dezavantajdır. Yazmak zorundayız bu 7 nolu safkanı. Sürpriz de olur ama grubun kaliteli atı. 60-60-65. Irat Ortiz'in atı sürpriz yapar gelir. Normalde tek yarışıyla burada dezavantajdır favori. Bakın direkt veremem bu atı. Önermem. 61 kalite puanıyla 8 nolu safkan yaş avantajını kullanır. Favori atlarımdan biri olur. Ve artık kazanç bölgesi atları 2 ve 3 nolu safkanlar. Bunlardan da iyi yarış gelir. 3 nolu atın jockey değil. Bence bu apranti kilo indirimini almış. 2 nolu safkanda jockey var. Favorim 2 ve 8 nolu safkanlar. Arkadaşlar 7 burada kalite olarak büyük at kazanma ihtimali var. Bu maiden'ı bu şekilde çok atla geçerseniz bence daha mantıklı olur. Diğer atların yazılımını da size bırakırım. Direkt at söylemek zor şu aşamada. 2 ve 8 benim burada tuttuğum safkanlar oldular. Geçiyorum 4. koşu. Tekrar maiden geldi. Burada da yaşlı safkanlarımız var. Bakacağım onlara da. Direkt tek olabilmesi için iki taraftan da atların büyük olması lazım. Kalite ve kazanç bakımından. Öyle bir at çıktığı zaman da size söylüyorum. Bu atlar kolay kolay geçilmez diye uyarımı yapıyorum arkadaşlar. Burada da
yarışları eksik olan atlar var. Onlarla ilgili herhangi bir bilgim olmayacak. AGF'lerinde 1'i 3. gösteriliyor 5 nolu safkan. Handikap puanı olan atlar içerisinde şu eksik arkadaşlar. 3 yarış ile burada Irat Ortiz'in atı AGF'yi almış. 83 93 yapsam 79 kalite puanı ile grubun üstünde olan bu safkan bu ikincilikleriyle yarışını kazanması gerekir arkadaşlar. 3 bu altın onu safkan. Rakibi 1 nolu safkan olur. Rakip 1 AGF'ler doğru. Tek atmak isteyen kullanabilir altın nolu safkanı. 3 yaşı dezavantaj gibi gözükse de tek rakibi var bence 1 nolu safkan. İkisi arasında yarış gelir gider diye tahmin ediyorum. Eğer garanti almak istiyorsanız yanına biri ekleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi kalite puanı bakımından, kazanç puanı bakımından altın olmuş safkan ön planda eksik yarış olduğu için altta kalıyor. Problem değil. Diğer atların yazımını size bırakayım bu yarışta. Çıkan atlar vardır gene tekrar ediyorum. Bu benim aldığım çıkan atlar ulaşabildiğim bilgilerden geldi. Emin değilim. TCK'nın resmi sitesinden bakmanızı öneririm ısrarla. Burada da kalite puanlarına baktığımda bir at kendini ayırdı. Diğer atlar birbirine çok yakın safkanlar. Bakıyorum. Eğer grup açık dişi yarışı direkt at bulamazsak sürprize yakın bir sonuç da alabiliriz burada. Açık yarışlarda favori plase biter. Dişi yarışlarında sürpriz şansı vardır ki 7 nolu safkanı mutlaka değerlendirin. Bu grupta sürpriz yapabilme kapasitesine sahip at grubunun en kaliteli atı gözüküyor şu an için. Kazanç bölgesine giderim. Direkt olarak 65 kalite puanı veren 3 nolu safkan ve devamında 5 nolu safkan. Bence bunlar favori plase olurlar. Rat Ortiz'in 62 kalite puanı çok yakınlar bu 3 at birbirine. Ayırmamakta fayda var. Normalde o kadar at önermem açık yarışta ama çok yakınlar arkadaşlar. Bunları ayırmak zordur. Kolay değil. Sürprizini 7 nolu safkan yapar. Bunların arasına katılabilir. Koşarsa da hepsini geçer. O yüzden dikkat derim. Bakın 61 kalite puanını veren 6 nolu safkan. Bunun dahi geliri var. Noktasını koyayım. Uzak ihtimal olsa da var. Çok yakınlar birbirlerine denk bir grup. Dikkat edin derim bu yarış için. Tekrar geçiyorum. Gene bir açık dişi yarış geldi. Açık yarışlar favori plase dişilerde sürpriz ihtimali var. Önceki grupta olduğu gibi. Yarışın favorisi gelir. Gelir bir şey demem ama. En azından yarışta ne olduğunu görmüş oluyoruz. 2000 metre çimde yaşlı atlar, kilo yaş almış atlar her zaman için iyidir. Onlardan kalitede kalan var mı ona bakıyorum direkt. Kazanmasını beklediğim safkanlar olacak ki. Bak ara vermiş. Eğer aradan etkilenmezse 4 nolu safkan direkt favori atındır arkadaşlar. 76 kalite puanıyla 3 nolu safkan rakibi olur bu safkanın. Bu yaş avantajlarını değerlendirebilirler. Önemlidir bir yaş. Ciddi anlamda önemlidir. Murat Ortiz'in atı bunlardan sonra gelir. Favorim 4 nolu safkan. Favorim 4 nolu safkan. 1 ve 3 beraber değerlendirin. Önemli bu olsun. Tek kullanır mıyız? Zor arkadaşlar. Burada da açık dişi yarışında tek kolay kolay çıkmaz. Zorlanırız yani. 7, 5, 2 bunların da şansı var. Gruplar çok yakın arkadaşlar. Açık dişi ayıran at çıkmadı şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Bariz bir tek ne yazık ki yok. Onu artık kendiniz belirleyeceksiniz. Bunlar benim gördüklerim. Son koşuya geldik. Gene bir açık yarış. Gene favori plase ısrarla söylüyorum. Çıkarsa tek bırakacağım. Çıkmadı şu ana kadar. Umarım yanılmayız diyeceğim bir de. Dün fena değildik. Güzel gittik ama beğenileriniz o kadar gelmedi. 10 kişiden bir kişi beğenmiş. Sonra bana kızmayın grup kurdun diye. Yani burada da arkadaşlar kalite puanı 84 olan AGF'lerde 4. sıralamada bakın. 1 nolu safkan. Bunlar da çok yakın birbirine denk bir grup. 81 ile 5 nolu safkan 6 yaşında müsait durumda. 84 sürpriz 6 nolu safkan gene direkt at çıkmıyor üzgünüm. Ara vermiş kazanç puanı en yüksek at. Ve 8 nolu safkan 70 kalite puanıyla bu atlar yarışlarda varlar arkadaşlar dikkat edin derim. Favorim 1 nolu safkan. Plase 5 sürprizi 8'den beklerim ve grup birbirine gene yaklaşıyor.
Dikkat edin, bugün biraz para verebilir, plaseler gelebilir. Ya da direkt favoriler de gelebilir. İlginç bir program olmuş. İnşallah istediğimiz, umduğumuz, beklentilerimiz olan atlar yarışlarını iyi yaparlar. Tekrar görüşene kadar beğeni, yorum yapmayı unutmayınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.